Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün FTR bölümünün tanıtımını yapacağız. İsterseniz arkadaşlar size kendisinden biraz bahsetsin. Merhaba, ben Nur Sena, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 3. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Kübra, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, FTR 3. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Rümeysa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, FTR 3. sınıf öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar, ben Emine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, FTR 3 öğrencisiyim. Bölüm neden tercih ettiniz? Şöyle, ben her zaman sağlık alanında çalışacağım bir meslek grubu istiyordum. Ve FTR'nin de insanları tedavi edebileceğim ve maksimum fayda sağlayabileceğim bir meslek olduğunu araştırmalarım sonucunda bulmuştum. Sonra bu açıdan bir sürü kaynağa başvurdum ve iyi kaynaklarla, iyi bilgiler alabileceğim sitelerle karşılaştım. Fizyoterapist olan insanlarla Instagram'da iletişim kurdum veya öğrencilerle konuştum. Bu konuda bilgi aldım. Onun dışında meslek tanıtım videoları izledim. Bu sayede daha iyi bir bilgi sağlamış oldum. Ve fizyoterapinin gerçekten yürüyemeyen bir insanı yürüyebilen hale getirebilen, çok umut vadeden bir meslek olduğunu gördüm. Ve kendime uygun olduğunu gördüğümde dedim ki evet, ben bunu yapabilirim. Bu şekilde. Evet, teşekkür ederiz. Bölümde ilk sene neler yaptınız? Bölümde ilk sene aslında o zorlu 4 senenin en kolay basamağı diyebiliriz. Bölümde ilk sene temel dersleri görüyoruz aslında. Eğitim hayatınca ve meslek hayatımız boyunca göreceğimiz temel bilgileri görüyoruz. En önemli iki ders anatomi ve fizyoloji diyebilirim. Yani gerçekten meslek bunun üzerine kurulu. Bu temelimizi ne kadar sağlam oluşturursak aslında o kadar iyi bir fizyoterapist oluruz. Kendi bölüm derslerimize ek olarak başka bölümlerin dersleriyle aslında kendi bölümümüzün ilişkisini de görüyoruz. Mesela farmakoloji dersi görüyoruz, eczacılıkla alakalı. Ya da beslenme dersi görüyoruz, beslenme ve diyetetikle alakalı. Bu dersleri de görüyoruz aslında. Bunlar hakkında da temel bilgilere sahip oluyoruz. İlk sene 2 ve 3. sınıftaki gibi lab dersleri çok yoğun değil. Sadece anatomide lablara gidiyoruz. Maketler ve varsa kadavra üzerinden görüyoruz. İlk sene böyle geçti. Yani genel tıp bilimlerini gördük. Aslında bir üniversiteye alışma süreci gibi de geçiyor. O yüzden bu 4 senenin en rahat senesi diyebilirim yani. Peki şu an neler yapıyorsunuz? Şu an neler yapıyoruz? Bizde yaz stajı var. Dönem içerisinde olmuyor. Yaz stajına çıkıyoruz ve 4. sınıfta da intern oluyoruz aslında. 4 gün stajdayız, 1 gün okuldayız. Tam böyle meslek hayatına atılmadan önce bizi hazırlıyorlar aslında. 3. sene çok yoğun geçiyor gerçekten. Rehabilitasyon dersleri, yani artık hastalıkları görüp mesleğin içine girdiğimiz sene diyebiliriz. Böyle geçiyor yani. 3. sınıf en zor senesi diyebilirim. Bölümün iş olanakları neler? İş olanaklarımız şöyle. KPSS ile devlete girip atanabiliyoruz. 90-95 üstü puan istiyorlar. Ondan sonra ortopedi, pediatri, nöroloji, kardiyopulmoner, jinekoloji, erkek hastalıkları, geriatri, manuel terapi gibi alanlarda yoğunlaşıp özel hastanelerde, özel kliniklerde, fizik tedavi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde çalışabiliyoruz. Spor kulüplerinde spor fizyoterapisti olarak görev alabiliyoruz. Ondan sonra ALES, YÖKDİL ya da YDS gibi sınavlara girip belirli puanlar alıp ondan sonra da hani üniversitede akademisyen olarak öğretim görevlisi olabiliyoruz. Bu kadar. Evet. Peki bir şey soracağım. Spor mesela fizyoterapisi dedin. Bunu evet. Olmak için belli bir sınava falan girmek gerekiyor mu? Yok, hayır. Yani spor kulüplerine başvuruyoruz. Hani hangisi kabul ederse ona göre alıyorlar yani. Belli bir tabii önceden hani... Geçmiş olursa... Yani evet. Hani staj falan yapması hani belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor bunun için. Evet, teşekkür ederiz. Kısaca bölümü tanıtır mısınız? Tabii. Fizyoterapi rehabilitasyon bölümü 4 yıllık lisans eğitimi aldığımız bir bölümdür. Özellikle kas iskelet sisteminde rahatsızlığı olan hastalarımızın ağrılarını, fonksiyon kayıplarını ve hareket kısıtlılıklarını gidermek için pek çok yöntemle tedavi ettiğimiz, günlük hayatına anlam kattığımız bir bölümdür. Diğer alanlarımızdan bahsetmek gerekirse kısaca kardiyopulmoner, pediatri, geriatri, ortopedi alanı dışında bilmediğimiz vertigo, kadın sağlığı, erkek sağlığı gibi pek çok alanımız da mevcuttur. Bölümü tercih edeceklere ne önerirsiniz? Bir kere bölümümüz hareket içeren bir bölüm.
hareket içerdiği için günlük yaşamınıza bunları kesinlikle koymanızı tavsiye ederim. Çünkü buraya geldiğimde ben kendimde çok fazla eksiklik hissettiğimi anladım. Zor gibi görünüyor, çok kolay gibi görünüyor. Aslında çok zor bir bölüm. Bir kere anatomiyi bilip fizyolojiyi çok iyi bilmeniz gerekiyor ki bundan bağlantı kurup da kasların nasıl kasılıp gevşediğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bununla beraber insanlarla iletişim becerileriniz çok iyi olması gerekiyor. Onlarla iyi anlaşmanız lazım. Hastalara güzel davranmanız gerekiyor. İletişim becerileriniz çok önemli. Staj zamanlarında çok iyi anlayacaksınız ki hastalarla kurduğunuz iletişim, onlara gösterdiğiniz duygular falan, onların hepsi aslında onlar için çok önemli. Çünkü genellikle umutsuz olarak gelen hastalar oluyor. Biz onlara umut olmaya ve gerçekten onların yaşamlarına hareketli bir şekilde devam etmelerini sağlıyoruz. Bundan dolayı sabır, merhamet, bu tarz duyguların hepsi size çok iyi bir şekilde gelişiyor. Kendinizi tam olarak, manevi duygularınızı tam olarak hissedebileceğiniz bir bölüm. Ben burada kendimde çok şey hissettim. Eminim siz de çok iyi şeyler hissedeceksiniz. Gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, teşekkür ederiz sana da. Evet arkadaşlar, ben çok teşekkür ederim sizlere. Asıl biz teşekkür ederiz. Hani bölümümüzü tanıtmamıza fırsat verdiğiniz için. Fizyoterapist hayata anlam katar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Asıl biz teşekkür ederiz. Bölümümüzü tanıtmamıza fırsat verdiğiniz için. Çünkü fizyoterapist hayata anlam katar. Ayrıca buraya gelmeden önce Fatih'in videolarını izlediğimde gerçekten çok faydalı içerikler çektiğini fark ettim. Bölümler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanlar için bu tarz videoları izlemek çok faydalı. Biz de o yüzden ona destek olmak için bugün bu videoyu çekiyoruz. Gerçekten çok faydalı ve verimli bir kanal. Videolarını izlemenizi öneririz. Fatih'e de biz buradan teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan sağladığı için. Gerçekten bölüm tanıtımında böyle videolar gelmeden önce destek oluyor öğrencilere. Teşekkür ederiz. Fatih'in kanalına abone olup like atmayı unutmayın.